Borsa İstanbul sunar. Piyasa Analiz programına hoş geldiniz efendim. Araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikte piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz ve kendisinin önemli gündem maddeleriyle ilgili, daha doğrusu önemli başlıklarla ilgili değerlendirmelerini alacağız. Teknik analizlerini de burada birlikte takip ediyor olacağız. Cenk, merhaba. Merhaba. Cenk, merhaba. Evet, belli bir... Bir buçuk yıl sonra tekrar piyasa öyle. Analizde beraberiz. Aynen öyle. Dejavu gibi hissediyorum bugün. Evet, ama gündem tabii biraz farklı bir buçuk yıl öncesine göre. Yo, aslında çok değişmedi. Ukrayna Savaşı o zaman da vardı, hala devam ediyor. Tahıl koridoru kısmında değil daha. Yoktu, o evet. Şimdi gündemimizde var. Mesela Tayvan konusu o zaman gündeme getiriyorduk. Şimdi bak, mesela Tayvan konusu tekrardan gündeme geliyor. Neden diyeceksin? Amerika Tayvan işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladı. Bu yarın öbür gün sonbahara doğru Çin Amerika arasındaki gerginliği Tayvan üzerinden tırmandırma ihtimali gündeme getirecek. Bakalım, bunlar önemli konular. Birazdan onları zaten detaylandırırız. Şimdi burada notlarda da vardı, sağ olsun editörümüz Alara çıkarmış. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya üçlü toplantı yapacak diye. Herhalde gündem tabii ki, büyük ihtimalle bu konu olacak. Şimdi sen Asya'dan başlayınca ben de şunu diyecektim zaten. Benim dönemde Çin'de deflasyon yoktu. Ama şimdi böyle bir konu var. Bugün de ihracat dış ticaret dengesi rakamları açıklandı Çin'in ve de Temmuz ayında da yine bir zayıflama var ve analistlerin tahminlerinden de olumsuz gelmiş. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 azalmış. Beklenti ise %12'lik bir azalmaymış. İthalatta ise %12,4'lük bir düşüş var ki beklenti %5'miş. Yani bunun arkasında yatan tabii ki dünya ekonomilerindeki geçtiğimiz son 1,5 senedir yaşanan faiz artımlarının yansımaları tabii ki yavaş yavaş dünya ekonomilerinde bir soğumaya sebebiyet veriyor. İşte PMI'ler tarafında hep düşen rakamlarla karşı karşıyayız. Bu arada Almanya TÜFE geldi. Bu beklediğimiz bir rakam, biliyorsun, bugün için. Orada da yıllık 6,2 oldu. Beklenti zaten 6,2'ydi paralel. Aylıkta 0,3, o da beklentiye paralel. Yani enflasyon tarafında kısa vadede bir dinginlik var. Ama bu dinginlik nereye kadar devam edecek? Sıkıntı enerji fiyatlarında ve gıda fiyatlarında yukarı yönlü eğilmenin tekrardan başlamış olması. Bunların hepsi sonbahara doğru tekrardan enflasyonda kazanımların kaybediliyor mu, kaybedilmiyor mu endişesini doğurabilir. Buna yakından bakmamız gerekiyor. Şu an için ılıman, zaten yaz aylarında enflasyonda ciddi bir hareketlenme beklemeyiz normal koşullar altında. Ama istisnai bir durumda altında bakıyoruz, petrol fiyatlarının 70 dolarlardan 80 dolarlı rakamlara doğru geldiğini. Hatta belki önemli eşiklere geldi. Bu eşikleri atlarsa belki 90'lı rakamları konuşabileceğiz. Bazı şeyler önden fiyatlanıyor olabiliyor her zaman. Ortada fondok yumurta yokken işte kısıntılarla beraber fiyatların yukarı doğru çekilmesi çabası vardı. Bu gerçekten birkaç tur denendi, olmamıştı. Şimdi tekrardan bu kadar agresif şekilde, geri gelmeyecek şekilde fiyatların yukarı doğru gitmesi, demin bahsettiğim Tayvan-Ukrayna meselesinin Tayvan bacağının, yani iki tane kırmızı noktamız vardık diyorduk, kırmızı çizgi vardı diyorduk dünyada, sıcak nokta. Bir tanesi Ukrayna'da, orada silah patlamıştı. İkincisi hep Tayvan üzerinden Çin'le oluşan diyalogtu. O noktada bir türlü o silah patlamadı. Yani ne gerginlikler yaşadık hatırlıyorsan. Pelosi'nin gitmesi, uçakları indi inmedi, nasıl böyle takip ettik. İşte Çin uçakları kaldırdı, gemilerle, donanmalarla Tayvan'ı kuşattı falan, bir sürü hikayeler dinledik. Ama bunun sonunda da tabii ki çeşitli geri adımlar, işte müzakereler, işte Blinken gitti, Biden'la Xi görüştü, bir sürü haber başlıkları gelişti bu süre zarfında. İşte demin de bahsettiğim gibi yine Çin, burada bundan sonraki süreçte ana senaryonun ana oyuncularından biri. Sonuçta dünya ekonomisinin 2 numaralı ekonomisi, en büyük ekonomisi. Dinamo motor konumunda hatta. Oradaki üretim tarafındaki kısıtlar tabii ki arz talep dengesi üzerinde Covid sonrasında ciddi bir sıkıntıya yol açmıştı. Tedarik zincirleri noktasında büyük problemler yaşattırmıştı. İşte ona alternatif pazarlar yaratma çabaları da demin senin bahsettiğin hikaye üzerinde etkili. Sonuçta bir şekilde üretim hatların da büyük uluslararası firmalar başka ülkelere de kaydırma yolunda hareket ediyorlar. Yani şöyle mi? Alternatif rotalar geliştiriliyor. Yani oradan alıp üretim hatlarını işte Filipinler, Endonezya gibi
daha başka Güney Asya tarafındaki ülkelere kaydırma, yine başka lojistik merkezi, işte bir ara hatırlarsan Türkiye acaba bu noktada lojistik üssü olarak değerlendirebilir. Amerika'dan heyetler gelip görüşmeler yapmıştı hatırlarsan buradaki kapasite artırmaları. İşte ondan sonra biz de selektif kredilerle ihracata yönelik kapasite artırmalarına gidecek şirketleri destekleme yönünde adımlar atılmaya çalışılmıştı. Bu süreçler hala devam ettiğini görüyoruz. Bunların hepsi tabii ki Çin'in ihracat üzerinde etkisi olan faktörler. Bir yandan da ekonomilerdeki soğumanın beklentilerini de yansıması. Ben bir şey rica edebilir miyim bu arada? Sen Asya'dan bahsederken aslında Asya piyasalarını da bir alabilirsek oradaki son durumu grafik olarak. Hani orada sabah karışıktı ama şimdi evet Çin'de 0.27 olmuş düşüş. Evet böyle değil, yani her yer kırmızı şu an Asya'da. Ya şimdi baktığımız zaman en fazla da %1.52 ile Hong Kong'da Hang Seng. Ya burada baktığımız zaman tabii ki birkaç tane unsur var bunu tetikletebilecek. Demin haber başlıkları içinde mesela JP Morgan'ın stratejisi Marco Kalanovic vardır. Önemli bir analisttir kendisi. Küresel ekonomide yumuşak iniş senaryolarını fazla iyimser bulduğunu ve hisselerden uzak durulmalı noktasında uyarıları gelmeye başladı. Çünkü baktığınız zaman hakikaten herkes artık kendini yumuşak inişe doğru hazırlamış vaziyette. Çok keskin sert fren olacak diye beklentisi vardı. O fren gerçekleşmedi. Ekonomi hala soğumadığını görüyoruz. İşte bu da bunun yansımaları ve emtia tarafındaki fiyatlamalar eğer yukarı doğru tekrardan evrilmesi devam ederse beni endişelendiren bir grafik var. Bloomberg'in ve aynı zamanda Refinitiv'in iki tane çekirdek emtia endekslerini takip ediyorum. İkisi de dipten dönüş sinyali oluşturmuş vaziyette. Yani yukarı doğru bir meyil var. Bir tanesi işte enerji fiyatlarından oldukça etkileniyor. İkincisi de bu tahıl koridorunun kapatılmasının sonucunda ve aşırı kuraklıkların getirmiş, aşırı bir sıcak yazdan geçiriyoruz. Yangınlar falan da çok ciddi derecede yaşanıyor. Bunların yan etkileriyle beraber ister istemez bugün onunla ilgili haber başlıklarının da olduğunu görüyoruz. Basına düşmüş vaziyette. 16 yılın en düşük stok verileriyle karşı karşıyayız buğdayda gibi bazı bölgelerde. Geçtiğimiz sene rekoltelerde inanılmaz rakamlarla karşı karşıyaydık. Ben bu arada bir parantez de açayım bu Çin konusuyla ilgili. Çin Merkez Bankası dolar yuan referans seviyesini bu sabah 7.13.65'ten 7.15.65'e revize etmiş. Yapacak bir şey yok. Kaçınılmaz bir şekilde bu süreçler tetikleniyor. Evet. Yani burada Revizyon Banka'nın yuanın dolar karşısında daha fazla değer kaybetmesine izin verdiğine işaret ediyor şeklinde bir yorum var. İşte buradaki değer kaçtı. İhracatı destekleme adına, yani biliyorsun rekabet çukur hikayesi var. Burada da rekabet çukur hikayesinin bir şekilde denklem içine sokulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama bir yere kadar işte rekabet çukur da aslında Çin için rekabet çukur tabii ki önemli. Mass production yapabilen, yani aşırı yoğun üretim yapabilen ülkesiniz, o zaman çok daha rahat rekabetçi olabiliyorsunuz. Ama daha ölçek ekonomisinde küçük kalıyorsanız o kadar rekabetçi olma şansınız yok. Burada da dediğim gibi alternatif pazarlara üretimleri kaptırmasının getirmiş olduğu etkilerin de burada yansıması olduğunu hatırlatalım. Yıla başlarken Çin'in ciddi bir büyüme içinde olması bekleniyor. Altının üzerine bir büyüme yapması beklentisi vardı. Son revizyonlar 5.2'ye kadar çekildiğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii ki Çin, hep belirtiyoruz, çok çok önemli, dünya için çok önemli, üretim üssü olması nedeniyle. Oradaki soğumalar, 4.2'nin altına doğru revizyonlar, pek orada Çin Politbürosu'nun isteyeceği bir şey değil. Geçtiğimiz sene çünkü beklentilerin çok çok altında bir büyüme verisiyle karşı karşıya kalmıştı ki bu da demektir ki refah seviyesinde bir düşüş yaşanıyor Çin tarafında. Çünkü hep büyümeyen bir ekonomi. Doğal sınır olarak kabul edilen aslında 5 onlarda doğal sınır, büyüme sınırı. Çok uzun zaman boyunca sürdürdükleri bir büyüme sınırı olarak değerlendirilen bir yer. O seviyenin üzerinde kalmaya çalışacaktır. O nedenle önümüzdeki günlerde tekrardan son zamanlar hep dillendirilen Çin'in bu ekonomideki soğumayı, yani istenilen performans getirememesini, parasal genişleme, işte faiz oranlarında oynama gibi, paranın değerini düşürme gibi aksiyonlar alarak buraya ilgiyi çekmeye çalışacaktır. Bu da bakalım yeterli toparlanmaya getirebilecek mi? Yoksa bu yavaş yavaş yıl sonuna doğru yaklaştıkça 5.2'lerde, 4.8'lere, 4.5'lara mı revize olacak? Bunların hepsi biraz daha zaman içinde şekilleneceğini belirtelim. Şimdi Çin'le başlamışken Çin'le ilgili iki tane haberimiz var. Bir tanesi Çin'in döviz rezervleriyle ilgili. Çin'de döviz rezervlerinin Temmuz ayında 3.2 trilyon doların üzerine çıktığı şeklinde bir haber bu. Bunu bir izleyelim. Ardından devam edelim yorumlara. Tabii.
Çin'in döviz rezervleri üst üste ikinci ayda da artış gösterdi. Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre döviz rezervleri Temmuz ayında 11 milyar dolar artışla 3 trilyon 204 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi önceki ay 3 trilyon 193 milyar dolar olan rezervlerin 3.2 trilyon dolara çıkacağı yönündeydi. Ülkede altın rezervlerinde de artış yaşandı. Bir önceki ay 67.95 milyon ons seviyesinde olan rezerv miktarı geçen ay 68.69 milyon onsa çıktı. Altın rezervinin parasal değeri 129.9 milyar dolardan 135.4 milyar dolara yükseldi. Çin dünyanın en yüksek rezervine sahip ülke konumunda bulunuyor. İthalat verileri geldi diye başladık bugün ithalat ve ihracat verileri Çin'den. Şimdi Moody's'in de bir analizi var. Moody's Analytics haftalık Asya Pasifik ekonomik raporuna göre Çin'in tüketici fiyatlarının Temmuz ayında Haziran'a göre %0.4 artacağını ve iç piyasasındaki yavaşlamaya rağmen muhtemelen deflasyondan kaçınacağını öngörüyor. Moody's analistik haftalık Asya Pasifik ekonomi raporu yayımlandı. Raporda Çin'in iç piyasasındaki yavaşlamaya rağmen deflasyondan kaçınabileceği ifade edildi. Tüketici fiyatlarının Temmuz ayında Haziran'a göre %0.4 artacağı tahminine yer verilen raporda üretici fiyatlarının yüksek baz etkileri ve ihracata yönelik darbe nedeniyle Temmuz ayında yıllık bazda %5 düşeceği beklentisi paylaşıldı. Ailelerin harcamak yerine birikimlerini artırdıklarını ve bunun sonucunda hane halkı harcamalarının beklentilerin altında kaldığına dikkat çekildi. Çin'de zayıf küresel talepten dolayı ekonominin durgun olduğuna vurgu yapılırken, işletmelerin üretimi veya yatırımı genişletmek konusunda tereddütlü olduğu kaydedildi. Moody's, raporda harcamalarda yaşanan düşüşün fiyatların yükselmesini engellediğini de vurguladı. Şimdi sen de aslında anlatıyordun, alternatif pazarlara kayılabilir ama demiş ki Moody's'de deflasyondan da kaçınılabilir. Deflasyondan kaçınmak isteyen, deflasyon sonuçta baktığınız zaman yani, çok arzu edilen bir şey değildir deflasyon. Yani hatırlarsan Japonya çok uzun süre bunu kendisi enflasyon yaratmaya çalıştığı bir hale gelmişti. Sonunda istediklerini yaşadılar bu Covid sonrasında. Hala tam makul seviyelere gelmiş vaziyette. Onların arzu ettiği seviyelere gelmiş vaziyette. Şimdi burada esas önemli olan hikaye sizin bir ekonomiyi canlı tutabilmeniz için bir beklenti yönetimini yapabilmeniz lazım. Ve nihai büyüme sınırlarını makul seviyesi içinde kalarak enflasyonu da korumanız gerekiyor. Enleşme gerekiyor. Ekonomilerin fiyatların enleşmesi normal şartlar altında. Çünkü neden düşün arz talep dengesiyle ve nüfusun arttığını sürekli talebin arttığını düşündüğümüz bir ortamdayız. Burada bir deflasyonist bir yapı oluşuyorsa demek ki burada arz talep dengesinde bir uyumsuzluk oluşuyor demektir. Üretim tarafında çok fazla arzın geldi ve bunun talep tarafından karşılanmadığını gösteren bir yapı oluşuyor demektir. Buradaki dengesizliği bozmak işe gelmiyor bir yerden sonra. Sonuçta bu işte bir maliyeti var. Zaman içinde fiyatların aşağı doğru gelmesi sizin üretimlerdeki birim maliyetlerinizin üzerine negatif etkisi oldu ve yatırımları ileride negatif etkileyebilecek bir unsur oluşturabilir. O nedenle ona pek müsaade etmeyecekler. Sonuçta makul seviyede herkesin derdi enflasyon makul bir seviyede olması. Yani biliyorsun politika faizini 2'de tutalım, enflasyon 3'te olsun gibi hedefler ya da işte politika faizine göre enflasyon kurgusu oluşturma 2'ye 2 gibi birbirine eşit. Büyüme burada devreye giriyor. İşte büyüme onun üzerine tutabildiğiniz zaman aradaki marj sizin için makul kabul edilebilecek refah düzeyini getiriyor. Bunların hepsi ekonomik denklemler. O nedenle orada ona müsaade edeceklerini ben zannetmiyorum. Olsa bile kısa vadeli bir yapı olur. Tekrardan yani bu da bir başka hastalığın göstergesi. O nedenle buna pek müsaade edeceklerini zannetmiyorum. Evet, şimdi ben Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne geleceğim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta da dış tarafta beklediğimiz veri geldi. Tarım dışı istihdam. Şimdi bu hafta da yine beklenilen veri enflasyon. Aynen. Tabii bunlar Fed için önemli diye bize takip ediyoruz. Şimdi dış aslında tarım dışındaki yorumları okudum. Hani karışık deniyor çünkü beklentilerin altında geldi ama saatlik kazançlarda artış var, işsizlik de düşüyor. Şöyle söyleyelim orada aslında işsizliğin düşmesindeki iş gücüne katılımdan kaynaklanan bir yapıdan kaynaklandı bir. İki saatlik ücretler tarafına baktığımız zaman dün onu ben anlatmaya çalıştım yayında grafiği de vardı. O grafikte diyor ki bize saatlik ücretlerde aşağı yönlü gidiş durdu. Bir yataylaşma var. Bu yataylaşma tabii ki biraz yani makul seviyelerde dengelenme çabası içinde.
4.2 seviyesine oturmuş vaziyette. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Yani bu kabul edilebilir sınırlar içinde kalan bir yapı. Buradan tekrardan ivme yukarı doğru dönerse sıkıntı orada. Şu an için bu noktada biraz kazanım olduğunu söylemek mümkün. Uzun vadeli bir çalışma yapılmış. Özellikle son 20 yılla ilgili bir değerlendirme, bir grafik vardı. O grafikte de diyor ki tarım dışı istihdamda ortalama 183 bin kişi aylık olarak geliyor. Normal. 20 yılın ortalamasına baktığın zaman, bu pandemi dönemindeki ekstrem durumları çıkarttığın zaman şu anda 187 binlik rakam geldi. Ortalamaları seviyesine doğru çekildi demek. Burada da makulleşmenin başladığını bize gösteriyor. FED çok uğraşıyor biliyorsun işsizliğin 4'ün üzerine çıkması için 4.2 hatta 4.4'lere kadar çıkmasını istiyor. Ana sebebi de işte ekonomideki soğumayı, iş piyasa yani iki tane aslında görevi var biliyorsun FED'in. Bir tanesi enflasyonla mücadele, diğeri tam istihdam piyasasını oluşturmak. Şu anda tam istihdam piyasasını oluşturmuş vaziyette ama enflasyonu aşağı çekebilmek için tam istihdam piyasasını bozmaya çalışıyor. Yani aslında görevlerinden biri gerçekleşiyor tam olması gerektiği gibi vaziyette. 3.5 doğal tam işsizlik sınırı oradaki. O bölge 1969'larda 68'lerden bu yana en iyi rakamlarla karşı karşıyayız. Bunun tekrardan normalleşme yani enflasyonla uyumlu hale gelip ikisini birden sonradan aşağı getirmek istiyor. Önce enflasyonu aşağı getirip kalıcı şekilde aşağı doğru getirebilmek arzusu içinde. Bu hafta biliyorsun gelecek beklentiler konsensüs %0.2'lik bir artış gelmesi yönünde. Enflasyon, bu evet. Da %3.2'ye, %3.3'e bizi evet. Taşıyacak. O da yukarı çıkacak. Evet, yukarı çıkacak. Bir ay kadar önce BOFO'nun bir analizi vardı. O BOFO'nun analizi biliyorsun 3.2 bekleniyordu geçtiğimiz ay. 3.2'den daha iyi bir enflasyon belirtisi geldi. 3. 3.2'lik veri sonrasındaki yılın geri kalan takvim etkisinin bittiği bir aydı. Yılın geri kalanında takvim etkisinin arındırılmış bir dönemde enflasyonun yukarı doğru kafasını kaldırmaması için muhakkak ve muhakkak bundan sonraki her ay gelecek enflasyon %0.2'nin altında geliyor olması gerekiyordu. Daha iyi bir rakam gelmesi 3'e getirdi. %0.2 geldiği zaman zaten otomatikman kendisini tekrardan yukarı doğru taşıyan bir yapıya işaret ediyor. Bundan sonraki süreçte yani ister istemez buradan sonraki süreç gelecek her veriyle hafif yukarı doğru bir beyin oluşma ihtimali var. Üst sınır burada 3.84 bölgesi makul sekme noktası olarak değerlendirmek lazım. İşte o nedenle orada kalırsa da yani Fed ne yapar? Çünkü o nedenle %2 hedefinin üstü. Tabii çok uzağında evet. Sapmış vaziyette. Şimdi burada tabii ki esas hikaye şu. Fed'in Haziran ayı toplantısında normal koşullarda ne bekliyorduk? Biz artık faiz artırımlarını durduracak bir süre bekleyecek. Orada bize işte buradaki gelişmeyi onlar bizden daha önce öngörüp tahminleri yaptıkları için veriye bağlı demesi mi? Hem veriye bağlı geçtiğimiz Haziran senesinden, 2022 Haziran'dan beri oraya bağlı kalıyorlar. Çünkü orada bir ters köşe yemişlerdi hatırlarsan. Orada işte kendilerini bağlamışlar. %0.50 arttıracağız deyip %0.75 masada yok derken işte beklentilerine çok ekstrem veriler gelince bir anda 0.75'lik faiz artırımına gitmek zorunda kalmış ve peş peşe 0.75'lik artırımdan yapmak zorunda kalmıştı. Orada da kendini bağlamamak adına veriye bağlı kalacağım, ona göre hareket edeceğim. Haziran ayındaki toplantının ana temasında da işte burada sonbahara doğru tekrardan enflasyonda bir hareketlenme olacağı beklentisi oluşabilir algısında elinde enstrümanlar olması adına 50 bas puanda ben faiz arttırımına gidebilirim söylemini koymuştu. Bir tanesini yaptı. Şimdi bir tane daha faiz arttırımı uygulaması bekleniyor. Ama ne zaman olacak? Eylül'ü pas geçmesi, işte muhtemelen Kasım başındaki toplantıda yapması muhtemel gözüken bir yapı. Bunun belki bizim işte aslında herkes şu anda 5-5,5 arasını FED adına faizlerin zirve bölgesi olarak kabul ediyor. Her şey buna göre sistematik oturtulmuş vaziyette, kabullenilmiş ve bundan sonraki süreç yavaş yavaş aşağı dönmesi algısı. Uzun vadeli tahvillerin aşağı doğru enflasyonla mücadelede işte 3'ün altına inip 2'lere doğru yakın sadması beklenmesi gerekiyor. Bunu da bekle gör politikasıyla uyguladığı, aldığı kararların fiyatlama üzerindeki yansımasını takip ederek yapmak istiyor. Ama demin bahsettiğim iki tane olgu işte enerji fiyatları ve gıda fiyatlarındaki sıkıntılar sonbaharla birlikte tekrardan enflasyonist baskı oluşturabilecek bir yapıya gelir ise bu Fed'in elini
O 0.25'likle de sınırlandırabilmeyebilir. Bunu 6-6.5 bandına kadar taşıma ihtimalini de gündeme getirebilir. İşte demin bahsedilen işte dünyada yumuşak iniş hikayesinin aslında gerçekleşmemesinin altında oluşabilecek ana senaryo, Fed'in bu enflasyonla mücadeledeki kalıcı trendin yaşanmaması, tekrardan inmeyi yukarı döndürmesi halinde sopayı çıkartıp tekrardan bu ekstra faiz artımlarını kullanması beklentisi olduğunu. Çünkü soğuma gelmiyor bir türlü, istenen o soğuma, daralma tam manası. İmalat sanayinde emareler oluşmaya başladı ama öte yandan görüyoruz ki istihdam piyasası, hizmet sektörü buna hiç ayak uydurmuyor. Bu da baskıyı devam ettiriyor, dinamoların ısınmasına sebebiyet veriyor. Orada da freni yapabilmek için daha agresif faiz artımlarına gitme ihtimalini gündeme getiriyor. Bütün paradigma değişikliği Fed'in bu seviyeden başka bir evreme doğru, yani 6-6.5 bandına doğru bu hikaye çekmesi ihtimali gündeme gelirse, şu anda mevcut risk algısının yüksek olan piyasalarda tuzla buz olma ihtimali gündeme gelir. Bu da hoş karşılanmayacak noktalardan biri. Geçtiğimiz hafta hatırlarsan Amerika'nın notu düşürüldü uzun bir yıllardan sonra. Bunun peşinden de dün yine baktığımız zaman bir yandan da 10 tane bankanın da notunun düşürüldüğünü gördük. Tek başına bu yetmiyor. Kim düşürdü? Moody's düşürdü. 6 tane de büyük bankanın notunu izlemeye aldı. Hatırlarsan Mart ayında bankacılık krizi yaşanmıştı Amerika'da. O bankacılık krizi sonrasında hemen her şey gülük gülistanlığa çevrildi. İşte aksiyonlar alındı. Halının altına süpürüldü bazı şeyler, ertelendi. Şimdi buradaki gelişmeler yavaş yavaş sonbahara doğru algıyı da değiştirebilir. Şimdi çok nasıl diyeyim, piyasa değişik bir noktada, bir ince bir buz üzerinde yürüyor. Buradaki süreç 40 katır mı 40 satır mıdır hikayesine doğru gelmiş vaziyette. Şimdi eğer siz bu faizleri yukarı doğru enflasyonla mücadele adına arttırma yönde gittiğiniz takdirde yarın öbür gün finans sistemi üzerinde inanılmaz aslında bir yük oluşturma durumu söz konusu olabilir. Belki hiç aklımıza gelmeyecek çok daha büyük bankalar üzerinde negatif etkisi olabilir. Mart ayındaki hikayeye baktığımız zaman o zaman faizlerde yaşanan hikayede biz şunu görmüştük. 10 yıllık faizlerin 4.20-4.30 bandına yakınlaştığını biz geçtiğimiz hafta 4.20'leri gördük. 1 yıllık ve 2 yıllık tahviller tarafında 2 yıllık tahvilin 5.10'lara geldiğini, 5.20'lere yakınlaştığını, 1 yıllık tahvilinde 5.40'lar seviyesi. 1 yıllık tahvil şu anda 5.40'lardı. 5'e yakın bir 2 yıllık tahvil var. Orası yukarı doğru atar ise bunların hepsi o zaman o dönemde yaklaşık olarak bankacılık sektöründe yazılmamış, bu tahvil bono piyasasındaki taşınılan kağıtlardan kaynaklanan 650 milyar dolarlık bir yüke işaret ediyordu. Faizin daha yukarı gittiği bir senaryoyu konuşmaya başlarsak belki bu 650 milyar dolarlık hikaye 1 trilyona çıkacak, 1-200'e çıkacak. Hoş her ne kadar Fed Haziran ayında bir stres testi uyguladığını, bu stres testinden de bankaların çok rahatlıkla geçtiğini söylese de sonbaharda piyasa bu kan kokusunu alır ise maalesef burada da sektör üzerine tekrardan bir olumsuz olgu oluşturabilir. Bir anda biz faizleri arttırma yönde hareket edebilecek Fed beklentisinden faizleri arttıramaz noktasına dönebilecek tekrardan Fed'i konuşmaya başlarız. Hatırlarsan Mart ayındaki o hikayede bir anda 1610 dolarlardan 2000 dolarlara dayandı fiyatlamalarda. Çünkü Fed'in hareket alanı çok fazla olmadı, artık faiz arttırımına gidemeyeceği yönünde beklentiler vardı ama oradaki salvo hemen çabuk yatıştırıldı. Çeşitli önlemlerle büyük bankaların içine bu bazı bankaları yamattılar, içeri aldılar. Bunların hepsi biraz bazı şeyleri erteleme yönünde hareket edilmeye yol açtı. Yansımaları sonbaharda tekrardan gündeme gelebilir. Ben bu Moody's 10 bankanın kredi notunu düşürmesini ve 6 büyük bankayı izlemeye almasını sonbahar için bir işaret fişeği olarak değerlendiriyorum. Bakalım nereye doğru evrilecek piyasalar. Evet. Peki şimdi bir Avrupa'ya da geçelim istiyorum. Tabii. Çünkü orada da biraz önce Almanya'nın verisi geldiği için TÜFE verisi ve beklentilere paralel geldi. Yıllık 6.2 ama diğer taraftan da Almanya'nın sanayi üretiminde de olumsuz bir görünüm var. Bu da Haziran ayında da devam etti. Şimdi bu konuyla ilgili haberimizi de bir izleyelim. Almanya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya'nın sanayi üretiminde olumsuz görünüm Haziran ayında da devam ediyor.
Almanya İstatistik Bürosu Destatis tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'nın sanayi üretiminde olumsuz görünüm Haziran ayında da devam etti. Açıklanan verilere göre sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle Haziran ayında bir önceki aya göre %1.5 düşüş gösterdi. Piyasa ekonomistleri ise üretimin %0.4 gerilemesini bekliyordu. Enerji ve inşaat işi sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırıldıktan sonra aylık %1.3 azaldı. Sermaye malı üretimi %3.9 gerilerken tüketim malı üretimi %1.8, ara malı üretimi ise %0.4 arttı. Enerji üretiminde ise %0.6 artış yaşandı. İmalat sanayi üretiminde %1.3, inşaat üretimi %2.8 aşağı geldi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise %1.7 düşüş gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşmuştuk. Şimdi de Avrupa'ya geçelim diyorum. Araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikte. Dediğimiz gibi bugün Almanya'da TÜFE'yi karşıladık. Beklentileri paralel 6.2 ama sanayi üretiminde bir sıkıntı var. Zaten teknik olarak da orada resesyon yani var. PMI'ler zaten bu öncü gösterge olarak bize bu sinyali veriyordu. Bu hikayeyi normal karşılamak lazım. Tabii Almanya'da Avrupa'nın dinamosu. Düşünürsen en önemli ekonomisi, en büyük ekonomisi ki bizim de önemli ticari partnerlerimizden bir tanesi olduğunu unutmamak lazım. Avrupa Birliği ile yaklaşık 200 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Bunda büyük bir kısmı Almanya tarafından gerçekleştiğinde hatırlatalım. O bölgeyle olan diyalog, oradaki yaşanan her türlü sıkıntı bizim ara mamul üretici firmalarımız üzerinde de negatif etki yaratıyor. Alternatif pazarlar bulma yönünde hareket etmesi gerekiyor. Öte yandan dün yine biliyorsun son uzun zaman aradan sonra tekrardan biz Avrupa Birliği ile ilgili bir gelişmelerimiz var. Aynen. Girişimlerimiz başladığını biliyoruz. Burada da dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Avrupa Komisyonu Ticaretten sonra Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovski ile bir toplantı yaptı, görüşme yaptı. Bu görüşmede de Gümrük Birliği ile ilgili güncellemelerin istendiği, bununla ilgili çalıştayların oluşturulacağı, çalışma gruplarının oluşturacağı, yeni bir diyalog döneminin açıldığı ve üstelik. Bu da tabii çok önemli bir faktör. Sonuçta bizim hatırlarsan 1994'tü herhalde Avrupa Birliği ile biz Gümrük Birliği anlaşmasını temellerini atmaya başladığımız süreçte işte önce Gümrük Birliği sonra Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakere süreçleri hikayesi vardı. Önce biz Gümrük Birliği'ne girdik ama hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne giremedik. Hep sürüncemede kalmış bir süreç oldu. Bundan sonraki yapıda o zamanki dünya ile bugünkü dünya arasında inanılmaz bir fark var. Yani baktığımız zaman nereden 25 ile 30 yıl arasında bir süreç geçmiş. Dinamikler çok değişmiş vaziyette. Burada muhakkak bir güncelleme, Türkiye'nin lehine olacak adımların atılması gereken bir dönemdeyiz. Sonuçta Çin, Almanya'nın önemli partnerlerinden biri, Avrupa'nın da önemli partnerlerinden biri girdi açısından baktığımızda, ara mamul açısından baktığımızda bizim buradaki fırsatı çevirmemiz lazım ki kendimizin de lojistik açısından Gümrük Birliği hikayesinin COVID-19 sonrasındaki yaşanan o lojistik sıkıntısını güncellemelerle birlikte belki biraz daha destekleyici bir unsur oluşturulabilir. Bakalım nereye doğru evrilecek? Bu da merakla beklediğimiz girişimler, müzakere başlıkları tabii ki hepimiz için merak konusu. Evet, şimdi sen Türkiye tarafına geldiğin için ben de oraya geçeyim. Çünkü iki tane önemli gelişme var aslında. Yani iki tane derken hani bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dün kabineyi topladıktan sonra enflasyonu tek haneye indiririz diyor. Enflasyonu tek haneye indirmek biraz zaman isteyen bir şey. Zaten evvelki haftaki enflasyon raporunda da Merkez Bankası tarafından sunulan raporda da ve bu konuyla da birinci dereceden sorumlu olan kurum da Merkez Bankası olduğunu düşünürsek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olduğunu düşünürsek %5'lik enflasyon hedefi olduğunu biliyoruz. Oradaki rapor bize 2025'te bile tek haneyi gündemde almadığını gösteriyor. Bu bizim 2026-27'de hedefleyen bir süreç tek hane hikayesini getirebilecekmiş gibi. Tabii burada da ne kadar mali disiplin, aynı zamanda enflasyonla mücadele ilgili atılacak adımlardaki gelişmeler, faiz konusundaki düzenlemeler, bunların hepsi işte makro ihtiyati tedbirler ne çerçevede bizi
etkileyecek. Bunların hepsi orta vadede yakından takip edeceğimiz unsurlar. Ama şu anda bugünden yarına tek haneyi konuşmak çok mümkün değil. Şu anda biz çift hanenin üst sınırlarına doğru bir atak yaptığımız dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz ayki enflasyon rakamı %9,5'luk rakam. Yani biz tek haneyi hedefliyoruz. Bir ayda tek hanenin sonuna gelmiş bir çift haneli rakam olacak bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kaldık. Tabii bunun arkasında yatan vergisel düzenlemelerin olduğunu da bilincindeyiz. Ama sonuçta bütçe açıklarının, cari açığının üzerindeki etkilerini gidermek gibi girişimler var sonuçta. Ama bunların kısa vadede hemen böyle bir tuş var, dokunayım, onda her şey normalleşsin ve bir anda her şey tek haneye insin gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü son 1,5-2 senelik periyod içinde alınmış inanılmaz düzenlemeler var. O düzenlemelerin yavaş yavaş etkilerinin bertaraf edilmesi, sonrasında da normalleşmeyle beraber tekrardan atılacak adımlarla tek hane hedefine gidilmeye çalışılması gerekiyor. Burada biliyorsunuz çok uzun zamandır iki görüş çarpışıyor. Ortodoks ve anortodoks dediğimiz genel kabul görmüş ve daha farklı yöntemlerle enflasyonla mücadele, işte bir nedensel sonuçsal ilişkileri farklı değerlendiren iki görüşün çarpışması söz konusuydu. Şu anda biz bir tarafı tamamen uygulamaya çalıştık. Olmadı. Şimdi yavaş yavaş şu anda seçimlere kadar geçecek dönemde biz bir menes sistemle gideceğizmiş gibi. Seçimler sonrasında ise tekrardan hakikaten ortodoks sisteme tam manasına dönecekmiş. Çünkü Merkez Bankası'nın anlattığı hikayede o enflasyon raporuna baktığımız zaman grafikler bize Nisan'dan sonraki süreçte gerçek bir enflasyonla mücadelenin başlayacağını işaret ediyor. O sürece kadar tabii ki her zaman öncelimiz büyüme oldu. Ama bunun getirdiği etkilerde de siz şimdi biz büyümeyi hep destekliyorduk ama demin kredilerle ilgili sen evet. bahsediyordun. Ticari kredilerle de içeride. Evet, o haberi de alabiliriz aslında şu anda. O çünkü şu bugün ticari krediler konusu nasıl bir ekonomi gazetesinin manşetindeki haber bu. Evet. Özel bankaların ticari kredilerinde %12'yi aşan bir küçülme olduğuna yönelik bir haber. Bu arada BIOP 30 endeksi de %0,02 artışla 8279 puandan başladı. Notunu düşelim. Hı hı. Şimdi bu haberde diyor ki Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarına ve artan faiz oranlarına rağmen özel bankaların ticari kredi iştahı sert düştü ve daralma 4,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı diyor. Yani şöyle, kamu bankalarının ticari kredilerindeki büyüme 15 Nisan'daki %78'den 28 Temmuz'da %21 seviyesine geldi. Şimdi baktığın zaman bir şekilde selektif kredi hikayesini bahsediyoruz. Hatırlarsan Merkez Bankası Başkanı'na ben bunu sordum. Biz selektif kredi diyoruz ama bir süre sonra enflasyonist dönemlerde içinde şirketlerin işletme sermayesi sıkıntısı başlıyor. İşletme sermayesi sıkıntısı başladığınız zaman siz işi çevirememe noktasına gidiyorsunuz. Mal tedarik edemiyorsunuz, ücret ödeyemiyorsunuz. Yani işiniz, yani gerçek işinizi, core business'ınızı devam ettirmeniz için gereken bir likidite ihtiyacınız var. En önemli krizlerden biridir likidite krizi. Siz bu likidite kriziyle şirketin mal varlıkları vardır, her şeyi vardır, üretim tesisi vardır. Ama çarkı çevirecek likiditesi olmaz. Arabanız olduğunu düşün. Arabanızın benzini yoksa arabanızı kımıldatamazsınız. Aynı şekilde tesisi siz çalıştırmak istiyorsanız o tesisin çalıştırmak için bir külfete, bir maliyete katlanmaz gerekir. Bir sermaye ihtiyacı vardır. Buna da biz işletme sermaye istiyoruz. Olmadığı takdirde, o erime, erozyon yaşandığı takdirde bir şekilde bunları bankalar üzerinden siz temin edersiniz kısa vadede. Ürün satın aldığınız kurumlardaki kredinizi kullanarak kendinize bir line oluşturursunuz. Ya da ne yaparsınız? Bankalardan kısa vadeli kaynaklarla siz bunu çevirmeye çalışırsınız. Ama gittikçe kısa vadeye döndüğünüz zaman bunu çevirmekte de zorlanabilirsiniz. Çünkü alacak yapınızla borç ödeme yapınız arasındaki zaman termini birbirini yakalamadığı zaman o zaman bu bir sarmala girer ve bu da isterseniz bir likidite krizine yol açar. Şu anda biliyorsunuz selektif kredilerle beraber belli sektörlere, net ihracatçı firmalara, KOBİ'lere çok güzel, harika destekler veriyoruz ama KOBİ dışında net ihracatçı olmayan ama ana sektörleri tedarik yapan
firmaların bu sermaye erişiminde bir sıkıntı var. Bu da daha önceki tecrübelerimizde, onu da hatta sormuştum hatırlarsan, 2000-2001 dönemi sonrasında yaşanan krizlerde İstanbul yaklaşımı gibi yaklaşımlara sonuç getiriyor. Buradaki şirketlerin hareketlerini devam ettirebilmek için borçların yeniden yapılandırması, vade uyumsuzluğunun normalleştirilmesi gibi süreçler. Ben burada asla ve asla zombi şirketlerin hayata devam ettirilmesi noktasında hareket edilsin diye bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Zombilerden kurtulabilecekleri kurtarılması, ötekileri tabii ki bir şekilde serbest piyasa ekonomisi içindeyiz bir yerden sonra devre dışında kalması kaçınılmaz olacaktır. O ayrı hikaye. Ama benim anlatmak istediğim ISO 500'de olup, tamam mı? Ama hakikaten net ihracatçı olmayan firmalar var. İç pazarda ihracatçı firmalara ana ürün desteği yapabilen firmalar bunlar. Onlara da mesela bir şekilde dengelenmesi gereken bir yapı var. Erişim sağlaması lazım. Bunların hepsi zaman içinde evrilecek. Buradaki yapı şaşırtıcı değil. Kaçınılmaz olarak seçim öncesindeki uygulanan yüksek vaatlerin yansımasının getirdiği nokta diyebiliriz. Evet, şimdi şu haberi de atlamak istemiyorum. Çünkü cari açık noktasında önemli. Türkiye'deki altın ithalatına kota uygulaması. Evet. Ve de burada %20 değil mi? Ek bir vergi geldi. Evet. Bazı kuyum sektöründeki bazı mamullere, altın ve pırlantalı ürünlere. Şimdi burada ben bir hatırlatma yapacağım. Ticaret Bakanlığı verileriydi bu. Hı hı. İlk yılın ilk 7 ayında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %180 artarak, hı hı, 20 milyar dolar olmuştu. Evet. Ve de TCMM'nin de altın rezervleri Mart sonundaki zirveye göre yaklaşık 11,5 milyar dolar gerilemişti. Şimdi burada son bir senedir, yani 1,5 senedir yaşanan süre zarfında aslında bizim Merkez Bankası net alıcı pozisyonda da dünyanın en büyük rezerv biriktiren, altın rezerv biriktiren bankalarından biriydi. Ama seçim süreci ve deprem sonrasındaki süreçte altın rezervlerinin de kullanılması noktasında hareket edildiğini söylemek mümkün. Şimdi baktığın zaman bununla ilgili daha önce de tedbirler alındı. Fiyat uyumsuzluğu, yurt dışı piyasayla Türkiye piyasası arasında da bir fiyat uyumsuzluğunun oluştuğunu da biliyoruz. Dış piyasadaki altın fiyatı, dışarıda oluşan altın fiyatı arasında da bir fiyatlama farkı oluştuğunu uygulamalarla görüyorduk. Sonuçta Türkiye yatırımcısının enflasyondan korunmak için sevdiği enstrümanlardan biri altın. Sonuçta altınla yatırım yaptığınız zaman iki taraflı kazanç ya da kayıp gerçekleşebiliyor. Bir, altının global piyasalardaki değer artışından kaynaklanan bir getiriniz olabiliyor. Son 5-6 aylık periyod içinde altın hiçbir fena performans göstermedi. Özellikle Mart sonrasındaki performansı oldukça iyiydi. 1600 dolarlardan bir anda kendisini 2000 dolarlar seviyesine getirdi. Şimdi düşmüş hali bile 1930'larda olduğunu hatırlayalım. Onun haricinde tabii ki bu uluslararası bir emtia olmasının getirmiş olduğu etkiden dolayı fiyatının dolarla değerlenmesi, iç piyasaya çevirirken de dolar TL paritesinden de pozitif etkilendiğini görüyoruz. Yani TL'nin değer kaybı bir şekilde doların fiyatı yukarı gittiği zaman altın fiyatı üzerinde de etkili oluyor. Bunu enstrüman olarak kullanan Türk yatırımcısını biliyoruz. Sevdiği bir enstrüman. Fiziki olarak da talepte bulunduklarını da biliyoruz yastık altına almak adına. Son 2 yıllık periyodu içinde bir sürü girişimler oldu biliyorsun yastık altındaki altınların sisteme kazandırılması adına. Bir yandan o gerçekleşirken bir yandan da insanlar bu noktada hareket etmeye çalışıyor. Bu arada bu konuyla ilgili detaylı bilgileri merak eden yatırımcılarımız var ise saat 11'deki benim emtia programını izlemeni tavsiye ederim. Buyurun, kesik gelsinler. Çünkü orada Gökhan Yılmaz'ı konuk edeceğim bu konudan. Ata Gold'un genel müdürü CEO'su aynı zamanda. Kendisi de Dubai'de orada iki tarafta hem buradaki İstanbul Altın Borsası'na kote bir firma hem Dubai Borsası'na kote bir firmalar. Türkiye'ye bu noktada akımı bilen kişilerden biri. Son gelişmenin nasıl bir etkisi olacak? Evet, zaten bugün haberde bir not vardı. Onu da ben hemen söyleyeyim. Söz konusu kotalar Borsa İstanbul üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak diyor. İşte bunların hepsini detaylarını konuşacağız. O nedenle saat 11'deki programı beklerim diyorsunuz. Programda erken bizim bu yayınımızı almak istedim ama kendisinin saat farkında.
Daha 11'e uygun olduğunu söyledi. Orada da konuşacağız. Peki, şimdi süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Senin grafikler de var ama ben öncelikle konuyu şöyle açmak istiyorum. Hı-hı. Şimdi baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 12 haftanın 11'inde pozitif kapatmış bir Borsa İstanbul. Dün evet. de yine rekor bir kapanış oldu. Aynı zamanda da seans içinde en yüksek seviye görüldü. Hı-hı. Ve de bilançolar geliyor ve bilançoların genelde çoğu da kuvvetli geliyor. Bugün de önemli iki bilanço var. Ereğli ve Sabancı'nın bilançosu. Hı hı. Burada senin beklentin nedir önümüzdeki döneme ilişkin? Çünkü realizasyon bekleyenler de var. Bir taraftan da son dönemde havayolu sektörü çok öne çıktı. Ya havayolu sektörü yaklaşık olarak son 1,5 senenin ana sektörü. Yani Covid hikayesi bittikten sonraki süreçte o dönemi bizim Türk Hava Yolları oldukça iyi değerlendirmişti. Yani biliyorsunuz yeni havalimanı ile beraber uçuş merkezi noktasına getirilmeye çalışıyor. Uçuş sayısını arttırma. Kimse risk almazken Türk Hava Yolları ciddi risk aldı. Kargo tarafında çok iyi çalışmalar yaptı. Ve o dönemde ciddi bir pazar payı elde etti. O pazar payı ile birlikte güçlenen bir bilançosu oluştu. Ama baktığımız zaman tabii turizm sektöründeki gelişmeler de bir şekilde oradaki yolcu trafiğini artıran yapıyı oluşturmuş vaziyette. Tek başına Türk Hava Yolları değil, genellikle havacılık sektörünü evet. pozitif Pegasus. Etkilemiş vaziyette olduğunda hatırlatalım. Ama orada da fiyatlamalar artık bir dolgunluk seviyesine yakınsamış olabilir. Bu hafta Türk Hava Yolları'nın da alacağız bilançosunu. Hı hı. Artık bundan sonra normalde koşullarda Türk Hava Yolları'nın en iyi bilançosu 9 aylıklarda gelir. Yaz sezonu bitirdiği zaman gelir. Şimdi biz tabii artık biraz daha bu terminleri de değiştirmeye çalışıyoruz. Neden? 12'ye yayılmış bir turizm sezonu yaratmaya çalışıyoruz. Daha eskiden hatırlarsan daha kısıtlı bir turizm sezonumuz varken bunu kültür turizmlerini de katarak daha geniş bir yapı oluşturmuş. Bu arada bir not geldi yönetmenimizden. 1,5 dakikamız kaldı diye. İstersen sen bir BIST analizi yazsan tabii. iyi olur grafikle. BIST yüz tarafına baktığımız zaman haftalık grafik açısından değerlendirmek isterim burada. 6500'ler bizim için kritik eşikti. 6500 seviyesi bu yükseliş sonrasında bize bir tekrardan inme getirdi. O 6500'ün üzerine bizi atan faktör ne olmuştu? Hatırlarsan Sayın Cumhurbaşkanı Orta Doğu Körfez bölgesi ziyareti. Yapmış olduğu ziyaret sonrasındaki getirilmesi planlanan fiyatlamalar. Bunun yansıması borsa üzerinde bir pozitif etki yarattı. Enflasyon raporu da üzerine geldi ve üyelerin, Merkez Bankası üyelerinin değişmesi ekstra bir katkı getirdi. Bundan sonra yeni bir katalizöre ihtiyacımız var, yeni bir ivme getirebilmek için. Bilançolarda sonuna doğru yakınsıyoruz. Burada yukarıda 7800 rakamlar önemli bir eşik olarak görüyorum ben kısa vadede. Soluksuz bir yükseliş. Bundan sonraki süreç bir kanal içinde hareket ediyor. Arkadaşlar Reuters, onu da hatırlatalım. Burada açık maviyle gözüken bir kanal grafik içinde yayında. Hareket ettiğimizi görüyoruz. Bu kanalı şu anda 7800 üst sınır bölgesi. Aynı zamanda FIBO'dan da hedef olarak üst sınır bölgesi. Burada kaçınılmaz olarak eğimde biraz yavaşlama geliyor ise dikkat etmek lazım. Üzerine koyduğumuz barların boyları kısalmaya başlar ve yatarlaşma ikinci yanına ikinci bar gelmeye başlıyorsa realizasyon dönemi, mal dağıtım dönemi içine girmiş olmaya işaret eder. Ortalamalardan çok açıldık. Mevcut trend çizgisinde bu hafta için alt bölgesine baktığım zaman 6900 lira işaret ettin ama bu hafta o kadar derin bir realizasyon değil de önümüzdeki 2-3 hafta içinde 7000-7200 bandının test edilme potansiyeli yukarıdaki 7800 seviyesi hedefine gittikten sonra gelmesi beklenebilir. Bu süreçte çok uzun bir zaman dilimine işaret eder mi? Muhtemelen bu Ağustos ayı içinde gerçekleşmesi muhtemel diyebilirim. Ben şu notu da hemen iletmiş olayım. Forex Haber'in 49 aracı kurum analistiyle yaptığı açılış anketi var. Hı hı. Her gün bunu yayınlıyor Forex'te. Bugün de güne pozitif bir seyirle başlayacağını tahmin etmiş analistler. Ve de medyan tahmin artı 27.75, ortalama tahmin ise artı 31.06 puan olmuş. En yüksek beklenti ise artı 120 puanmış. En düşükte ise eksi 70 puan diyelim. Ve 49 analistin de 47 tanesi pozitifmiş diye de notumuzu hı hı. düşelim. Yani tabii ki burada biz kovalamamız gereken yani eğer düşük maliyetli pozisyon varsa tabii taşımak lazım. Süremiz bitmiş bu arada. Yani buradan yeni maliyet yaparken biraz daha realizasyonlarda pozisyon açmak daha sağlıklı gibi gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Rica efendim. Ederim. Ve bugünlük size güle güle diyelim. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere piyasa analizde. Şimdilik hoşça kalın.
Borsa İstanbul.